ağızdan alınan maddelerde bazen ilk kullanımda tepki olmayabilir. İkinci kullanımda da olmayabilir, üçüncü kullanımda da olmayabilir. Daha sonra bu ortaya çıkabilir. Yani illa alındığı anda olacak diye bir şey yok. Aynı şekilde sürülen veya deriye temas eden şeylerde de öyle. Vücut onu önce hatırlaması lazım. İlk kullanımda tabii ki olabilir ama ilk kullanımdan çok sonra da bu tepki olabilir. Ama yıllar sonra olur mu? Yıllarca kişi aynı şeyle temas ediyorsa olmaz tabii. Ama hakikaten alerjide mutlaka derinin veya vücudun, her zaman hani deride de olmaz ama daha çok tabii deriyi konuşuyoruz şimdi. Tepki verebilmesi için bunu hafızaya alması lazım. Hafızada kaydedip ondan sonra karşılaştığı zaman tekrar tepki vermesi lazım. Tabii hafızaya çok yerleştirirseniz bu süre kısalıyor, cevap verme süresi. Deride neler alerji yapabilir? Tabii aklımıza en çok kremler geliyor, şampuanlar gelebiliyor. Ve enteresan bir şekilde şampuanların alerjisini saçın içinde yapmasını beklersiniz. Halbuki tam tersi. Daha çok hemen saça yakın deri bölgelerinde görürüz. Deodorantların da aynı şekilde. Mesela deodorantların alerjisi deodorant sürülen yerinde değil, etrafında daha çok görebiliriz. Bu da hani çok karakteristik bir şey. Mesela oje alerjisi, hep kadın malzemeleri söyledim ama deodorant gerçi öyle değil. Oje alerjisini de enteresan olarak göz kapaklarında görürüz en sık. Çünkü neden? Ojenin, tabii ki ojeyi göz kapağına sürmüyoruz ama sürülen ojenin buharlaşması yüzdeki en hassas nokta olan göz kapaklarında ilk kendini gösterir. Dudaklardaki işte rujun alerjisi mesela yine dudağın daha çok etrafına, dudağın kendisine ve etrafında görülür. Şeyi herkes biliyor zaten hani işte imitasyon küpenin içindeki nikel vesaire onun alerjileri. Tabii ki işte kulaklarda işte mesela kot pantolonun temas ettiği, metalinin temas ettiği yerlerde. Hatta bazen duyarlılık o kadar artar ki cebe konulan bozuk para bile derinin yani kumaşın üstünden bir alerji yaratabilir. Bunlar hani en sık gördüğümüz alerjilerden biri nikel, krom. Bir de bu alerjinin çapraz reaksiyonları olabiliyor. Mesela bu çimento çok alerji yapar. Özellikle inşaat işçilerinde elde. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde bunların kromat, potasyum dikromat denilen bir maddeden arındırıldı artık. O kadar çok mesleki sorun yaratıyor ki. Peki başka neler yapabilir? Güneş koruyucular mesela alerjiye neden olabilir. Enteresan bir şekilde. Bazen kolonya ve o tür şeyler ışıkla birleşerek alerji yapabilir. Bazen tek başına yetmez ama ışıkla birleştiği zaman alerji yapabilir. Bazı bitkiler yine zaten kolonyalarda da ki en önemli olan içindeki ışığa duyarlandırıcı bir madde içerirler bunlar. O parfümlü ürünler ışıkla birleşince bir alerjik reaksiyon yaparlar. Yine öyle bitkiler var. Mesela derimize temas ettiği zaman özellikle yazın böyle çizgi şeklinde reaksiyona neden olabiliyor. Yani deri vücudumuzun en büyük organı ve de tabii deriye temas eden şeyler hani ve koruma organı çok olduğu için alerjileri de çok olur onunla paralel olarak.